Evet sevgili spor severler, sporun nabzından tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız Aksaray Belediye Spor Kulüp Başkanımız e, durmuş sönmez e, yeni teknik direktörümüz Aydın Yavuz Hocam olacak. Bugün e, kalan 7 haftalık süreci değerlendireceğiz. Bir de hocamızı yakından tanımak istiyoruz. Her konumada e, hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Ersin Bey. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Evet e, sevgili spor severler, e, teknik koçumuz bilindiği gibi e, son iki hafta kalan... Kırıkan ve e, Ceyhan maçında görev aldı. Kırıkan maçında gerçekten de e, bizim için zor bir maçtı. Grup lideri Silifke Spor'dan 2 puan gerideydik. Bu maç e, bir de hocamızın ilk maçıydı. Çok önemliydi. Bu maçı kazanmak zorundaydık. Ee, kazanmadığımız takdirde aradaki fark 5'e çıkacaktı. Belki de şampiyonluk yolunda Aksaray Belediyespor havluyu da atabilirdi. Fakat eee hocamız e, tecrübesini konuşturdu ve Kırıkhan gibi güçlü bir rakibimizi kendi sahamızda 2-0 mağlup ederek 3 puanla başlama mutluluğunu yaşadık. Bunun ardından e, gerçekten de Ceyhan deplasmanları her zaman zor olmuştur. Bu hafta da zor oldu. Ceyhan deplasmanına gitti hocamız. Ceyhan deplasmanında 1-0 geriye düştü. Ma maçın 10 dakikasına geriye düşmüştük. Hemen bu gole cevabımız gecikmedi. 12. dakikada beraberliği yakaladık. Bu beraberlik golü bize gerçekten de hayat verdi. Bunun ardından da ikinci yarıda ardı ardına bulduğumuz gollerle durumu 3-1'e getirdik. Daha sonra yediğimiz şanssız bir gol durumu 3-2'ye getirse de sağdan 3 puanla dönmesini bildik ve e, Silifke'nin, e, Silifke'nin diyorum e, Kadirli karşısında 3-1 önde götürdüğü maçta ikinci yarıda özellikle 3-3 berabere kalmasının ardından puanlar 43 oldu ve takımımız e, gol avarajıyla bıraktığı liderliği Silifke'den tekrar aldı. Evet e, bu ligde her şey olabiliyor. E, kimse bunu beklemiyordu. Kadir'le biliyorsunuz sondan 3. bir sırada olmasından dolayı bu maç Silifke sanki çok rahat alacakmış gibi bir pozisyon yaratılmıştı. Tabii ki e, futbolda bunlar olabiliyor. E, Kadir'le sporu e, tebrik ediyorum buradan. Kendine yakışan bir futbol sahada sergiledi. 3-1 geriye düştü özellikle maçın ikinci arasında 3-1 geriye düştüğü maça tekrar döndü ve 3 bitirdi sahadan. Hayat buldu diyebiliriz. Ee, tabii bunun yanında da Aksaray Belediyesi Spor sevgili spor severler orada sanki şampiyon gibi tartarımız e, kutlama yaptı. Tartarlarımıza burada özellikle 68 gençliği e, teşekkür ediyorum. 1-0 geriye düştüğümüz maçta bile tam destek vererek takımlarını tekrar uyandırdılar ve ardı adına bulduğu gollerle sahadan 3 puan aldık. Artık e, son 7 haftaya girdik. Bu 7 haftada gerçekten de zor maçlar var. Grubumuza şöyle bakacak olursak bu hafta e, bilindiği gibi Vefa e, çekildiği için İskenderun direkt 3 puan aldı. Hükmen e, Kırıkhan e, İçel'de 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda daha doğrusu İçel deplasmanda Kırkan deplasmanda ee, spor kazandı ve 38 puanla hemen e, sırtımızda sevgili SporSoraylar. 5 puanlık bir süreç var. E, İçerispor'da şu anda şampiyonluk yarışında iddialı. Arsuz kendi evinde Talas gücüyle bir bir beraber kaldı. E, bilindiği gibi Kapatokya e, Hisar Spor 4-0 mağlup etti. Mut e, Kiremithane ile 0-0 evet. beraber kaldı. Yedimat Kadir ile Silifke'ye 3-3 beraber kaldı. Burada sevgili SporSoraylar artık ligde 3 takım diyebiliriz. 3 takım yarışıyor diyebiliriz ama Kiremit'i de sokarsak 4 takım diyebiliriz. 43 puanla Belediyespor, 43 puanla Silifke Spor ve ardından 38 puanla İçel Spor, 37 puanla Kiremitane. Bunun dışında kalan takımlar artık sahada prestij mücadelesi yapacak gibi geliyor bana. Son 7 haftaya gerçekten de zorlu bir müsabaka var. Aksaray Belediyespor'un ise şu anda büyük bir avantaj sağladı. Kırıkhan'ı yendi, deplasmanda Ceyhan'ı yendi. Bu hafta e, kendi evinde. Gelecek haftada iç ile kendi evinde üst üste Aksaray Belediyespor Spor kendi sahasında maç oynayacak. Bu da büyük bir avantaj olacağını ben düşünüyorum. Artık burada da taraftarlarımıza çok büyük bir iş düşüyor. bu saatten sonra 7 maçımızda final maç olmasından dolayı taraftarların türbinleri tamamen doldurmasını istiyorum. Ve ilk sözde teknik... Pardon, ilk sözümüzde başkanımıza veriyorum. Başkanım, Şöyle bir değerlendirme alabilir miyim? Ersin Bey öncelikle e, teşekkür ediyorum. Bizi e, stüdyoda ağırlayıp seyircilerimizle, biz izleyenlerle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz belediye spor olarak biz e, halk başkanım göreve geldikten sonra bölge, e, amatör ligde şampiyon olarak Yanak Spor'la <laughs> playoff maçı oynayıp playoff maçını kazanarak bölgesel amatör lige girdik. Girdiğimiz ilk sezon e, şampiyonla oynamadık fakat şampiyonluğu istiyorduk tabi bu e, Fakat çok dinlendirmedik, Götürebildiğimiz yere kadar götürelim dedik. Ya son 2-3 haftaya kal, e, kalıncaya kadar da iyi bir şekilde götürdük. İyi bir kadro ve teknik ekibimiz vardı. İkinci sezonda da bunu e, şampiyonla oynayalım diye planlamıştık. Üçüncü sezonumuzda da inşallah üçüncü lig'e bir takım kuralım diye yola çıkmıştık. İlk sezon ligi tanıdık. E, fakat işte o zaman da yine aynı maddi imkansızlarla transferler yapamadık. Devre arasında ve ligi ikinci bitirdik. Geçen sezona başladığımız zaman da şampiyonluk paralosuyla yola çıktık. Ama hepimizin, spor severlerin bildiği gibi genel avarajda lider bitirdiğimiz ligi sezonu ikili avarajda Nevşehir'e şampiyonluğu kaptırmış olduk. Piks ürünleri Evet. Evet. Bu sezonda inşallah artık şampiyonluk için yola çıktık öncelikle buradan teşekkür edeceğim kimseler var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Vali Bey, Vali Beyimiz Ali Mantı Bey'e, bundan önceki valimiz Aykut Pekmez Bey'e ve belediye başkanımız her zaman yanımızda olan bize desteğini veren Haluk Şahin Yazgı başkanıma teşekkür ediyorum. Özel İdare Genel Sekreterimiz Ramazan Bey'e teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ Bey'e teşekkür ediyorum ve son dönemde maddi destek verecek olan STK ve iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum biz inşallah bu görev süremiz içerisinde Aksaray'ı 3. lige, profesyonel lige çıkarıp görevimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun için de bize her zaman destek olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımızın içerisinde HAPS 8 Gençlik grubuna bizi yalnız bırakmadılar. Bu son maçta da çok güzel bir şekilde, yani şampiyon takımın şampiyon taraftarı gibi bizi desteklediler, ateşlediler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. Ligin boyu çok kısaldı. Onun için inşallah hedeflediğimiz şampiyona ulaşacağız. Biz burada bu sezon yola çıkarken biliyorsunuz teknik ekibimizde bir değişiklik olmuştu. Ufuk Hocam ve ekibi bıraktılar. Ve Ertümen hocamızla devam kararı almıştık. Ve Ertümen hocamız da devam ederken işte Ertümen hocamızın da önerisi önerisiyle şampiyonluk yolunda bir adım atalım gibi. Ben dedi bırakayım yani bu takımı ateşleyici bir faktör oynayabilir dedi. Ben Ertümen hocamıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Emekleri için her zaman bizim yanımızda. Biz de beraberiz, arkadaşız zaten. E, Ertuğrul Hocam'a da tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. Ve Ertuğrul Hocam'dan sonra da ligin boyunun da kısa olması nedeniyle bir an önce e, karar verdik. Aydın Hocam ve ekibine, Rüştü Hocam'a e, tecrübeli, disiplinli ve bir an önce de e, neticeye gitmemiz gerekiyor. Onun için hocalarımızla anlaştık e, ve devam ediyorlar. İnşallah hocalarımız e, bilgi birikimi, bir tecrübesiyle bizi şampiyonluğa götürecekler. Bu maçtan dolayı da tekrar teknik ekibimizi, futbolcuları, taraftarlığımızı, tüm ekibi, malzemecimizden, işte diğer şoförümüze kadar hepsine teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bir takımımızı istediğimiz yere şampiyonluğa ulaştıracağız. Teşekkürler başkanım. Teşekkürler. Size tekrar döneceğim. Evet sevgili spor severler. Son 9 hafta kala takımın başına gelen e, ve çarşamba günü hemen e, Kırıkhan maçı öncesi çarşamba günü itmanına, ilk itmanına çıkan Tecrübeler hocamız Aydın Yavuz yanımıza Hocam hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. Evet e, Aksaray e, sizi şöyle bir tanısın Aydın hocam. E, i̇lk hafta aslında alacaktık da işte biliyorsunuz bu maç trafiğinden dolayı sizi bir tanıtamadık. E, şöyle Aksaray ekranlarına Aydın Yavuz kim? Bir tanıtalım. Şimdi öncelikle davetinize teşekkür ediyorum. Aksaray kamuoyuna, halkına, şehrimize, özellikle taraftarlarımıza Ceyhan'a kadar gelip bizleri son bitiş düdüğüne kadar destekleyen 68 gençliğe, basına, Ceyhan'a kadar gelip basına, bizimle, takımımızla, çocuklarla ilgilenen basına çok çok teşekkür ediyorum. Ben Trabzonluyum. Aydın Yavuz liglerin devamlı içindeyim. Profesyonel takımlarda da görev yaptım. Amatör takımlarda da görev yaptım. Şimdi bunlara böyle tek tek sayarsak program süreleri yetmez. O nedenle kısa özetlersek buraya Aksaray'a gelmeden Bayburt İl Özel İdare takımında profesyonel, üçüncülük takımında yardımcı hocalık görevi yapıyordum. Oradan 11 hafta sonunda lider olarak ayrıldıktan sonra çeşitli kulüplerle temas halindeydik. Aksaray Sporu da iyi tanıyorduk. İyi ötüt geçmiş yıllara bilhassa geçen yıl daha da iyi tanıyorduk. Oyuncu grubunun içinde beraber çalıştığımız futbolcu kardeşlerimiz de vardı. Yani Aksaray'ın yabancısı değilim gibi ki yanı başımızda futbol, Nevşehir Spor'da da futbol oynadık. Bu yöreyi, bu havzayı iyi bilen birisiyim. Aksaray Spor'dan aldığım teklifle hiç tereddüt etmeden şart maddi olsun manevi olsun hiç şart koşmadan kenar kaptanımız Nedim Bey aradığında seve seve geleceğimi seve seve çalışacağımı oyuncu grubuyla birebir ilgilendiği zaman ortaya neler çıkacağını zaten biliyorduk. Bu işi kotaracağımızı da biliyorduk. Yalnız sadece bir başlangıç yapmış durumdayız. Hocalarımla Nait hocamla, Rüşt hocamla, Muhsin hocamla devamlı şişare, devamlı toplantı halindeyiz. Sadece antrenmanda bir araya gelmiyoruz. Günün 24 saatin 20'si oradayız. Beraberiz. Şu Aksaray takımını nasıl şampiyon yaparız? Bunun uğraşı içindeyiz. Taraftarımız kamuoyu hiç merak etmesin. Hiç tasalanmasın. Bu takım doğru. Bu takım iyi takım bu takımın oyuncu grubu kenetlenmiş, iyi bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Halen daha bunun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Önce bu takımı iyi bir aile haline getirirsek başarının geleceğini biliyoruz. O inançtayız. İlk maçımıza çıktığımız Kırıkan maçında hem oynayacağız, hem kazanacağız, hem eksiklerimizi göreceğiz. Tabii ki bunların bir anda olması zor ama zorun da Üstesinden yavaş yavaş, hafta hafta rakiplerimizi ele ararak zorluğun üstesinden gelmeye çalışacağız. Evet, Aydın Hocam, e, itmanlarınızı izliyorum. Çok neşe kaynağısınız ve itmanlarda kendiniz de topçularla e, devamlı iç içesiniz. Giriyorsunuz saha içinde, e, hep ilgileniyorsunuz. E, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim antrenmanlarımızda bir futbol takımını sahanın bir köşesine alıp da oraya sıkıştırmak, Kesinlikle yok. Dört tane hoca arkadaşla beraberiz. Altyapı hocalarından da zaman zaman iş halindeyiz. Buradan altyapıya da teşekkür ediyorum. Oradan bizlere kattıkları futbolcu kardeşlerimiz o çocuklarımıza önce orada bir değerlendirme yapıyorlar. Haft hafta bazen ben de antrenmanlarımı hocalarımla beraber gidiyorum, izliyorum. Maçlarını başkanımızla, idareci arkadaşlarımızla Genel Kaptan Nedim Bey'le de gidip seyrediyoruz. Oradan farklı farklı her hafta isimleri aramıza katarak o çocukların da burada bir A takım nezdinde Aksaray Spor'un olduğunu, bizlerin de zaman zaman bu kadronun içinde yer alacağımızı hatta hatta oyunun son bölümlerinde abilerimle sahanın içine de gireceğini bunlara zaten biz her antrenmanlarda işaretlerde iş söylüyoruz. Hazır olun, Onların da gözü, kulağı bizlerde sahan içine gelince dört tane tabii ki görev bölümü yapıyoruz antrenmanlarda işte kaleci hocam kalecileri kendisine kaleciler onun işi biz sadece görüşüne saygı duyarız hatta hatta maçlara çıkarken bile bugün bana bugün hangi kaleciyle başlayacağımızı biz profesyonelce bu işe bakarız profesyonelce düşünürüz. Hocam şu kaleciyle bugün bu maçı oynayacağız. Yani ben değil biz parolasıyla yola çıkıyoruz ki doğrusu da bu. Aksaray'ın doğrusuyla örneğin Trabzon doğrusu bir olması lazım. Bu başarıya getirecektir. Bunun inancındayım. Ama kesinlikle sabrederek, sabırlı olarak rakiplerimizi ele ararak bizim antrenmanlarımız neşeli olur, coşkulu olur. Beyin de boyu kısaldığından fazla da böyle koruyucu antrenmanlar gibi çalışıyoruz. Bunu da yapmak zorundayız. Kadromuza bakıldığı zaman iyi bir kadroya sahibiz. Buradan yönetim kuruluna, başkanımıza, idareci arkadaşlara, genel kaptanım Nedim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü takım olgusunda, oluşturmada bunlar çok önemli. İşte giden arkadaşlarımız itibariyle oldu. Katılanlar oldu. İyi tespitler yapılmış, eksik bölgelere iyi oyuncular alınmış. Sadece bize bu işi kotarmak kaldı. Ama yine de diyorum, sakin, sabırlı, örneğin tabii ki ilerleyen safhalarda Ceyhan Maçı'nın da analizini bir değerlendirmesi yaparız. Yalnız oraya geçmeden oynayacak olduğumuz Kadirli Maçı sakın sakın hem oyuncu kadrosuna hem kamuoyuna taraftarlarımıza kulübümüze, şehrimize şunu söylüyorum. İçel maçının gölgesinde Kadirli maçı kalmayacak. Size de çok görev düşüyor. Önce Kadirli maçını empoze edin halka, taraftara bunun üstesinden gelmenin çalışmalarını yapalım. Tekrar ediyorum İçel maçının gölgesinde kalmayacak, kalmaması lazım. Kalırsa duvara tostarız. Yazık bu emeklere yazık ederiz. Onun için sabırla sakin ilerlememiz lazım. Çünkü e, bir Silifke gerçeği var. Üç 1den evet. birden her takım üççe getiremez. Evet. Yani iyi bir takım e, puan sıralamasını aldanmayalım sevgi spor sayılır. Bal Ligi İspanya Ligi gibi en üstte takım en altta takıma yenilebiliyor. Bal Ligi böyle farklı bir. Hocam da bu konuya çok güzel değin de yani Kadirli'yi kesinlikle diyor hafife alınmaması gerekiyor diyor. Nitekin 3-1'lik bir skorda özellikle ikinci yarıda 3-3'e üç getirmek her takımın harcı değil kadil demek ki ikinci yarı iyi bir oluşum içine girmiş ve Silifke'ye karşısında da aynı futbolda bize karşı da oynayacağını biz düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da taraftarlarımıza bu hafta çok büyük iş düşüyor. Özellikle 68 gençlere buradan sesleniyorum. Yine coşkulu bir şekilde türbinlerde yerlerini alsınlar. Ee, her maçımız artık final maçı, 7 kalan maçımız da final maçı olmasından dolayı hocam içel maçından önce mutlaka mutlaka bu maça adept olmamızı ve motive olmamızı istiyor. İnşallah hem takım olarak, hem teknik heyet olarak, hem kulüp yönetim olarak hem idareci olarak hem de e, taraftarlar olarak bu maça tam bir şekilde kontrol olursak inanın ki bu haftayı da e, geçeriz diye ben düşünüyorum. Evet başkanım hemen size geçiyorum. Bir Ceyhan maçı değerlendirmesini alalım. Siz maçtaydınız. Ee, evet öncelikle... Özellikle ikinci yarın 3-2'den iki, sonra bir zorlanmalar oldu. onlar için de bir şeyler evet, söyleyeyim. Evet öncelikle Ceyhan Spor e, Yönetim Kurulu'na, başkanına ve belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Orada bizi ağırladılar. <laughs> Bunun dışında Ceyhan maçı, Ceyhan Spor köklü bir kulüp. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bir geçmişi olan bir kulüp. Zor maç olacağını tahmin ediyorduk. Ama biz işte çocukların üzerindeki bu kazanma alışkanlığından devam ettirebilme adına, kendi özgüvenlerini daha çok yükseltip yukarı çıkarma adına bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyordu. Yani çocuklar da bu bilinçteydi. Biraz bu bilincin baskısıyla bir ilk dakikalarda oyunumuz ortaya koyamadık. Ve nitekim bu kolda yedik. Ama çocuklar hemen toparlandı. Gerekli cevabı verdik. Maçı 1-1'e getirdik. kollerden sonra da yavaş yavaş oyunumuz kendine güvenleri geldi. ve maçı 2-1-3-1 ve daha da fark artabilecekken işte yine pozisyonları bazı pozisyonları değerlendiremedik. Maç Türkiye'ye geldi ve tabii ki son dönemde bir biraz zorlanma oldu ki lig doğal, doğal, doğal ve böyle olacak. Sizin de dediğiniz gibi hiçbir maç mücadele edilmeden kazanılmıyor. Sağda koşmazsan, yani terin akıtmazsan, gereğini yapmazsan büyük takım ya da iyi takım olmak, şampiyonla oynamak o maçı getirmiyor size. Sağda mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Onun için biz teknik ekibimizin de, oyuncuların da yönetim olarak da biz şampiyonla hazırız. Yani şehrin de, taraftarımızın da, taraftar grubumuzun da bunu hazır olması ve bu şekilde sabırla takımlarını desteklemeleri gerekiyor. Yani maç içinde olabilir, inişler çıkışlar olabilir. Sabrederek ve coşkuyla bizi desteklesinler. İnşallah bu ekibimiz bu şampiyonluğu getirecektir. Tabii maçlarda zorlanma olacak. Yani hiçbir rakip kolay değil. Hiçbir rakip kolay değil. Koşmadan, mücadele edilmeden de maç kazanılmaz. Yani hiçbir maçımız ee, biz öyle görmüyoruz zaten. 7 tane çok büyük zorlu maçımız var. Hocamın da demin dediği gibi maçlara tek tek konsantre olup tek tek maçları kazanarak e, inşallah hedefe ulaşmak istiyoruz. İnşallah. Evet e, bir de Meyer'in orada ikinci yarının başında bir sakatlanma bileğe dönme olayı oldu. Evet bir gol pozisyonu bir şut atma esnasında e, zannedersen top arada kaldı. E, yarın bir MR'ı çekilip çok büyük bir sıkıntısının olduğunu düşünmüyoruz. E, i̇nşallah MR'dan sonra netleşecek inşallah o da devam edecek. Teşekkürler. Evet e, Aydın Hocam, e, Ceyhan maçını bir de siz şöyle bir değerlendirme yapar mısınız? Rakibi nasıl buldunuz? Şimdi Ceyhan maçına gelmeden içeride oynadığımız kırıkan maçından Tabii. sonra şunu gözlemledik oyuncu grubumuzda. Yani bu telaşı, bu stresi, bu paniği de yenmemiz lazım. Yoksa ilerleyen haftalarda daha da bu konuda zorlanacağımızı da çocuklara söyledik söylemeye de devam ediyoruz. Bunun üstesinden gelmemiz lazım. Bunu hallettiğimiz takdirde iyi bir sahada puan savaşı veren bir ekip göreceğiz. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Şimdi Ceyhan maçına gidişimiz, kampımız, oyuncu grubunda hiçbir sıkıntı yok. Her şey güzel. Yalnız bu hakem düdüğü çalınca bazı oyuncu grubu bazı arkadaşlarımızda böyle gözle görünen bir panik. Böyle hata yaparsam sanki dünyanın sonu geldi gibi hata yaparsam şampiyonluk gitti gibi biz de oysa <laughs> böyle yapıcı telkinlerde bulunuyoruz. Her şey maç, her şey gol değil. Dünyanın sonu da değil. Bunun üstesinden de bu tür tedavi diyelim atlatmaya çalışacağız. Şimdi Ceyhan takımını başkanım da değindi. Bu lig Lekatan, bu içinde yıllarca olan bir ekip. Ne kadar puan olarak geride de olsun. Şimdi bir de il içi puan mücadelesi olduğundan işte düşmeme, son sırayı almama gibi ya da işte ilin başka bir takımını yukarıda görme adına tabii ki çıkıyor önce kendi puan için mücadelesini yapıyor. Şimdi oyuna gelince başladığımızda yine böyle bir çok çok kötü değil de bir durgunluk, işte bir panik havası böyle 10 işte 15 dakika o zafta golü de yiyince acaba oyuncu grubu işte kenar kulübe acaba nereye gideriz? Biz tabii ki takımımızı biliyoruz, takımımızı tanıyoruz. İşte bizim takım sahada var oldukça, bizim takım top oynadıkça, pas oyununu iyi yaptıkça bu işin üstesinden geleceğimizi biliyorduk. Nitekim o arada golü de bulduk. İşte sahaya oyun hakim olan biz olmaya başladık ki devreye girdik. İşte teknik ekibimiz de hemen orada mini bir durum değerlendirmesi yaptığımızda bazı futbolcularımızın daha da sorumluluk almadığına işte daha da sahada delicesine çalışmasını istedik. Sağ olsunlar söylediklerimizi böyle tamamını değil de işte kısım kısım etap etap yapınca nelerin olacağını da hep beraber ikinci ay itibariyle Ceyhan'da gördük. E, bu da bize kenardan keyif verdi. Oyuncu grubumuza içeride coşku verdi. Taraflı tarafsız maçtan sonra Herkes alkış tuttu. Demek ki bu yetenek, bu iyiye gidiş sizde, futbolcularımızda, bizlerde var. Bunu bundan sonra da haftalarca içimizdeki o coşkuyu, yetene dışarı çıkarmamız lazım. Yani futbolcu kardeşlerimize şimdi biz devamlı tesisin içinde beraber olduğumuzdan yakaladığımız oyuncuya taktanın, işte odamızın belirli bir köşesinde oynadığım mevki itibariyle bazı telkinlerde bulunmaktayız. Bulunmak zorundayız. Sadece böyle antrenmanla bu işin olacağına inanan bir antrenör değilim ben. Üst düzey takımlarda bile özel, ekstra böyle dersler, antrenmanlar yapıldığında belirli bir yere gelindiğine inanan bir antrenörüm. Bunu da yaptık. İşte oyunun son bölümünde yine böyle bir gevşeme, işte böyle topla alay edercesine topa ne kadar böyle iyi, ne kadar böyle inatçı, ne kadar böyle seversen, severek yaklaşırsan top sana kesinlikle futbol topundan körlük yapmaz. Ama ondan alay geçersen futbol topu seni cezalandırır ki son bölümde böyle bir gevşeme oldu. O ara golü de yiyince tabii ki orada lider oyuncu vasfını yapan lider oyuncu lazım olduğunu kenardan hissettik. Hemen belirli bir bölümde kenardan içeriye oyuncu değişimlerini de yaptık. Ki biraz daha böyle girenler oyunu toparlasın, sahaya hakim olsun. Lider oyuncu görünümünde işte değişikliklerle beraber Ceyhan kazanmasını bildik ki maçtan sonra da çocuklara soyunma odasında sağ olsun başkanımız işte idareci arkadaşlar hocalarım işte yaklaşımlarıyla beraber çocukların coşkusunu daha da yukarıya performanslarını çıkardık ama bu tekrar ediyorum tekrar ediyorum tekrar ediyorum taraftarımıza da sesleniyorum sabırla devam ediyoruz desteğe devam ediyoruz oyuncu grubuna da şunu diyorum teknik kadro yönetim şehir Futbolcular yere sağlam basacağız ki bizim yapacak daha çok işimiz var. Tekrar ediyorum. İçel maçının gölgesinde Kadirli maçı kalmayacak. Yarından itibaren çalışmalarımız başlayacak. İyi bir motivasyonla, iyi bir hazırlıkla bu maçın da üstesinden gelmeye çalışacağız. Evet. Teşekkürler. Evet başkanım bunun yanında da biraz altyapıya değinmek istiyorum. Altyapıda U15, U17 bu takımlarımız e, Aksaray şampiyonu oldu. Gruplara da gitmeye hak kazandılar. Yani e, bu sezon daha başarılı bir altyapımız var. Gün geçtikçe altyapımızda bir e, yukarıya çıkışlar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi hocamızın da değindiği gibi e, altyapıdaki çocukları yukarı A takıma özendirme adına e, da olsa biz zaten geldiğimiz günden beri altyapıya dönem veriyoruz. Bunu siz biliyorsunuz meyvelerini almaya başladık. Ayrıca bu U15 ve U17 şampiyon olan takımımızın teknik ekibini ve futbolcularını buradan bir kez daha kutluyorum. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi bu çocukların önüne bir hedef konduğu zaman ya da belli bir disiplin ve düzen içinde çalışıldığı zaman bizim çocuklarımız yetenekli. Bunlar ortaya çıkacaktır. Yani işte gelen hocalarımız da olsun Aydın hocamız, diğer hocalarımız da altyapıyla da ilgileniyorlar. Nait hocam olsun. Yani ek olarak bu altyapıdaki kalecilerimizi toplayıp ek antrenmanlar yaptırıyorlar. Diğer hocalarımız olsun. Biz bu diğer alt kademedeki bu uğurların maçlarını seyrediyoruz. Oradan hocamızın gözüne batan bizim beğendiklerimizi yukarıya çekiyoruz zaman zaman. A takım antrenmanlara da çıkıyorlar. Yani bu altyapıya önem verilmesi zaten bu olmaz. Yani bu... E taşıma suyla değirmen dönmez dendiği gibi altyapılara da önem vereceğiz. Yani kendi takımımızda yerli Aksaray'ın çocukları daha fazla yer almalı temsil açısından. Bunun için de uğraşıyoruz. Yani tüm buradan altyapıdaki tüm hocalarıma ve tüm sporculara da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet buradan da hocama ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten de altyapının maçlarını giderek izliyormuş, antrenmanlarını izliyormuş. Bu altyapıdaki çocuklara ayrı bir hava verir. Neden? A takımın e, hocası bizi izliyor. A takımın e, işte başkanı, e, gerçi alt takımın da başkanı. Gidip onları orada birebir izlemeleri onlara e, üst yapı için biraz daha ayrı bir hava veriyor. İnşallah e, güzel işler olur diyorum. Aydın Hocam, e, Karadeniz insanının biraz böyle mertlikle, e, Karadeniz insanı çok mert olur. Yalnız çok çabuk parlar. Bir gerçekte şu vardır, çok çabuk parlarlar fakat bir derdin varsa, bir isteyen varsa Karadeniz insanla çok rahat anlaşabilirsin. İnandı mı size? Gerisi hiç sormayın. Karadeniz'in böyle çabuk parlaması var. Fakat derdinizi çok rahat anlatabilirsiniz. İyi bir dinleyicidir. size bir açık bir soru soracağım. Aksaray Spor'a geldiniz. Bal ligi takımı. Çok takımda da çalıştınız. Şu anda kulüp adında tesisleşme olsun, takımın kaldığı yerler olsun. Nasıl buldunuz? Bunu içten ve yürekten istiyorum sizden. Şimdi biz Ülkemizin çok yerini gezdik. Çok yerinde de görev yaptık. Şimdi bunu samimiyetle söyleyebilirim ki çok 2B takımlarının şu andaki tesis yemesinden içmesine kadar işte antrenmanlara ulaşım, sağ sağ malzeme 2B takımlarında da çalıştım, görev yaptım. Yani çoklarında demesem bile bazıları da çok çok iyi. Yani bazı takımlardan çok çok iyi. Ki yani bu buraya ayrı bir değer katıyor. Ne gibi? Şimdi biz bazı takımlarda çalıştığımızda, lig bittiğinde görüyoruz. İşte bazı oyuncular işte yorumlar yapıyor. Çalıştıkları, oynadıkları kulüple ilgili. Görmedim mi? Rastlamadım. Yani Aksaray Spor böyle, şöyle falan hiç rastlamadım. O tür oyuncuya yaklaşım, yönetimin tavrı yani futbolcudan ziyade futbol takımından ziyade buraya bizler misafir olarak geldiğimizi oyuncularımıza da onları anlattığımızı sizler bizlerin misafirisiniz. Sizler şehrimize gelin, görün. Bunlar futbol adına çok şey, çok çok önemli. Çünkü biz çokları yerde yani onlar yani iyi kulüpler yalnız yani göremedik. Çok yerde ben çalıştım. Bu imkanlar, bu olanaklar buradan bir kez daha yönetim kuruluna, belediye başkanımıza, valimize, genel kaptan Nedim Bey'e, yönetici arkadaşlara, taraftara teşekkür ediyorum. Yani şartlarımız çok iyi. Evet. Hayatta mazeret biz çalıştığımız ellerde üretmedik. Bundan sonra da üretmeyiz. Yönetimimiz o konuda çok titiz. Evet. Oyuncuları ödeme ödemede çok titiz. Ama şu var, az önce altyapıya değindiniz. Bir iki kelime de ben söyleyeyim altyapıyla ilgili. Şimdi altyapı deyince çoğu yerde böyle yüzeysel geçişler olur. İşte bizim de altyapımız var. İki tane maça çıkar, üçüncü, dördüncü maça. Hocası demeyeyim de çıkamaz. İmkansızdan dolayı çıkamaz. Ama burada görüyorum ben araba kulübün vasıtaları altyapının emrinde. İşte bir koordinatörü, hocaları işe titizlikle bakıyorlar. Bizler de zaman zaman fırsat bulduğumuzda onlarla beraber oluyoruz ki bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu işin boyutu bu. Altyapı olmasa olmuyor. Maalesef olmuyor. Buradan geçmişte de idarecilik yapmış arkadaşlara, buraların temellerini atanlara, mevcut yönetimimize, belediyemize yani şunu kısaca şunu da özetleyebiliriz. Emek vermiş herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ki geçen perşembe akşamı bizden önce görev yapan Örtümer Hoca beraber tanışma fırsatım oldu. Hocam gel biz gelelim. Bundan sonra da beraber olacağız. Ufuk Hocamla zaten daha önce de karşılaşmalarımızda görüşüyorduk. Fikir alışverişi işte bizim Rüştü Hoca'nın da samimi bir arkadaşımız. Yani ben değil biz geçmişte buradan Aksaray'ın sağından solundan başka bir yere geçerken burada biz görev yaptık. Şurada bir anımız var. Şurada bir Ersin arkadaşımız var. Başkanımız var. Şurada da görev yaptık. O bize haz verir. Emek vermişti, Şurayı üstlüğe çıkarmanın gayreti içinde olmuşuz. İşte bizden önce görev yapan arkadaşlarımızdı da. Geldiğimizde de teşekkür ettik. Tekrar teşekkür ediyorum. Burada emekleri var. Onu göz ardı edemeyiz. Niye? Aksaray Spor bir tane ya. Başka Aksaray Spor yok. Bunu üçüncüyle taşırsak zannediyorum herkes buradan keyif alır. Herkes coşkusunu buraya versin. Şu takımı yukarıya önerilerini de alabiliriz. Tavsiye ederler. Onları da alabiliriz. Biz her şeye ben Aydın Yavuz olarak her şeye açık bir insanım. Kesinlikle böyle doğrucu Davut değilim. herkese açayım. Basına taraftara yalnız ölçü içinde olsun. Herkes... Bu çok bilsin. önemli değil mi hocam? Bu Tabii ki. Çok önemli. Yani ben şimdi başkanlık başkanım cevap vereceği başkanımın ilgileneceği bir konu bir alan varsa ben oraya müdahale edersem hata yapmış olurum. Evet. Onun için Herkes işini yaparsa, işler daha da rayında olacağına inandığınızda. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sevgili spor seferler. E, gerçekten de bu soruları birebir soruyorum. E, Rüşt Hoca, e, Aydın hocamızın e, daha önceden de e, az çok tanıyorum. Geçen sene Yozgat'ın başındaydı. Bize karşı e, o mücadele etmişti iki maçta da. Burada e, Yozgat'ı yenmiştik. Orada yenilmiştik. Bununla ilgili bir anınız var mı hocam anlatabileceğiniz? Şimdi, geçen dönemde. Şimdi... Geçen dönemden anı maç oynanıyor. sahada bitiyor. Yok, <laughs> unutamadığım bir maç var mı? Öyle sorayım. Geçen yani, seneki şampiyonluk yarışında siz de vardınız. Nevşehir, Aksaray ve Yozgat. Şimdi şöyle yine böyle Unutamadığınız bir maç var mı? Tek yenilgiyle evet. yani, 2. yani şimdi Neşe şöyle yani. Nevşehir iki maçta yendiniz sanırım doğru mu? Ya şimdi şöyle yani bizim öyle çok oynadığımız maçlar var da değişik kulüplerde şampiyonluk yaptığımız çalıştığımız daha doğrusu Bizim gruptan diyorum hocam. Şimdi geçen sene. yıl başkanım da az önce söyledi bir yenilgiyle şampiyon olamadık. Evet. İki kere iki kere içeride dışarıda yendiğimiz hepşehirliye çıktı. Tebrik ettik. Şimdi Aksaray'la geldik. Burada bir müsabaka oynadık. Hayit hocam siz de dinleyin. Tabii ki Aksaray geçen yılda çok iyi bir ekip oluşturdu. Yani son yıllarda hep ligin içinde, hep zirvede evet. oynayan bir ekip. Buraya gelişimde de, de Biraz da vesile o bölüm oldu. Tabii ki Aksaray geçen yıl skoru yakalayınca bir ara bir bire getirdik durumu. Orada da zannedersem başkanım son bölümde ardarda arda geldi iki tane gol. Buran son, falan attı. Son bölümde işte geldi. İşte siyah oyuncu. Müthiş bir evet, oyuncu attı. İşte müthiş bir ambiyans vardı. Taraftar kitlesi vardı. İnşallah o kitleyi zaman 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 yakalamaya çalışacağız. Ki o potansiyel var. Bir de şimdi bizim stoper futbolcumuz şimdi takım kaptanı Yozgat'ın biz tabi bilemiyoruz, bilmiyoruz daha doğrusu. Bunun devamlı omuzu çıkıyormuş. Evet. Yani bize Aksaray maçında yükseltti. Omuzu çıkıyormuş. Kenara geldi. Tabi biz böyle o arada bir iki zannetsem bir değişik hakkımızı kullanmıştık. Bir tane kaldı. Bir tane de gence işte son bölüme saklıyorduk. Çocuk hocam omuzum çıktı dedi. Oyun durdu. Doktor gitti. Flaster falan filan. Şimdi oyunu sabitleştirdi omuzunu. Tekrar nüksedince tekrar geldi. Gördüm ben. Omuz düştü. Ben tabi orada böyle Karadeniz'in vermiş olduğu bir hırs azimle Öl de oradasın. Dışarı çıkamasın. Çocuk döndü bana böyle bir karşı göz göze gelince durdu ben durdum. Tamam hocam dedi. Gitti ama o arada tabii ki verim alamayacağımı ben biliyorum. Şimdi o ara değişikliği de yapınca işte buran arkadaşımız başarılar diliyorum. Zannedersem yine liglerde oynuyor. Evet, evet. İşte gol Bulunca bana baktı, bana şimdi battı. benim felsefem şöyledir Ersin Bey. 3 puan sisteminde o maçta da aynısını yaptık. Yarın olsa yine aynısını yapacağım. İşte mağlupsun, geriye düşmüşsün. Son Sonuç 5 dakika, uzatmayla 10 dakika, 5 dakika neyse. Golü bulman lazım, puan koparman lazım. X alalım, gönderirim oyuncuyu. Yani çeşitli sahanın içinde varyasyonlar denerim. Zaman zaman ters tepki de yapabilir. Evet. İşte iki yersin, üçü yersin gibi. Ama bakarsın ki o goller hep sürenin 90'ın sonunda olmuştur. İşte basın gelir. İşte 90'da bir sıfırcı da işte iki tane, üç tane, 3 sıfır yenildik. Ama basın bu ayrıntıyı bilmez. Ya çıkarırsam evet. gibi. Bunları da yapacağız. Yani şunu dememeli. Biz diyeceğiz. Ben yok. Hep beraber. Bak ne diyorum? Geldiğim günden beri şu tesisin içinde aile ortamını oluşturacağız. İnşallah. Başkanım da destekliyor. İdareci arkadaşlar da destekliyor. Malzemesi sen masörüne kadar herkes destekliyor. Yani şunu vurgalayacağız. Ben antrenör arkadaşlarıma da yardımcılarıma da onu diyorum. Yani bende yardımcı kelimesi yoktur. Bakma buraları da kullanırız. Antrenördür. Değer veririz. Kaleci hocasına da değer veririz biz. Bu hocaya da değer veririz. Geri zamanı geldiği zaman analize, rakipleri izlemeye gönderiyoruz. Antrenmanlara geliyor. Bizimle beraber, o bizim parçamız. Evet. İyi de tanımışım, iyi de varlar. Altyapı da iyi ki var. Dostluk ön planda. Başarıyı getirmeli. Yani başarı, dostluğu getirmemeli. Evet. Dostluk başarı getirir. Buna inanan insanım ben. Dostluk başarı getirir. Başarı dostluğu getirmez. Şimdi biz ne yaptık? Ceyhan maçını kazandık, geldik. E CHM hatalar yok mu? Cığın da var. Eğer galibiyet hataları gizlerse duvara tostarız. Yanlış yapmış oluruz. Bak hata yapmış oluruz de tek kelime yanlış yapmış oluruz. Yarından itibaren maçın analizini, kritiğini oyuncularımızla vereceğiz. Göz göze sırt sırta oynayan oynamayan zaten o işi halletmişiz. Ama hatalar oluyor. Her İyisini, o anınızı veriyorsunuz değil mi hocam? Oyuncu grubunun içinden de hataları bulacağız, çıkaracağız. Ben oynadım. Eğer o maçta bizlik değilse farklı arkadaşları da kullanabiliriz. Yarın kaderi başında da aynısı olabilir. Bizde her şey açık, objektif. Bizde gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Elimizdeki mevcut kadro belli, sayısal kadromuz belli. Performansı kötü bekleyecek. Performansı iyi, o maçlık alacak forma oynayacak. Bu bayrak değişimi, nöbet değişimi. Yani Aydın Yavuz'da bir kişi üzerinde yok. Kim ise o sahada. Eğer hak adalet varsa hep beraber bulacağız, sahaya yansıtacağız. Bir maçlık performansı kötü olabilir. Biz seni yok sayamayız. Benim için oynayan oyuncular çok haşır neşir olamayız. Kenarda oturan kulübedeki oyuncular bizler için önemli. Kulübede oturan, o maçlık oturan Performans olarak geriye düşebilirsin. Oynayanı zorlayacaksın. Kadercilik yok. Ben kaderime razıyım. Yemem, içmem, yatmam. Burası barınma, sığınma evi değil. Herkes mücadele edecek. Herkes delicesine antrenmanlarda çalışacak. Görev alanda delicesine işini yapacak. Teşekkürler hocam. Evet ee başkanım ee programı bir saatlik süreç ee hemen hemen dolmak üzere. Ee, son olarak neler söylemek istersiniz taraftarlarımıza, şehrimize? Şimdi, Kadirli maçı var önümüzde. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani herkesin malumu bu takım şampiyonluğa gidiyor. Ee, takıma destek versinler, sahip çıksınlar. Yani burada biz isteriz ki aslında daha çok arkadaşlarımıza çalışalım. Hocamın da dedi ki biz dışarıya açıyoruz. Ve zaman zaman bize dışarıdan böyle fikri bazlı olsun, görüş bildirerek destek veren arkadaşlarımız var. Onlara da destek, teşekkür ediyoruz. Yani biz buradan iyi niyetle yani bura bizim yerimiz değil biz geçeceğiz bu takım yukarı çıktığı zaman tüm şehrin takımı bize destek versinler. Yani e, olumlu görüşlerini, olumsuz görüşlerini bize bildirsinler. Ama takıma zarar verecek, işte ekibe zarar verecek e, paylaşımları da bulunmasınlar. Çünkü hatalarımız var, biz bunları biliyoruz. Bak hocam da e, bunu izah etti. Ceyhan maçını evet biz aldık 3 puanı da aldık ama hatalarımız da var, biz bunları biliyoruz. Yani onların belki bize anlatmak istediklerini biz de görüyoruz. Ama ulu orta yazıldığı zaman neden? E, karşıdaki insan ister istemez psikolojisi var, moral motivasyonu var. Bozuluyor şu yedi maçlık e, böyle e, eleştirilerini umumi açık ortamda istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar tabii ki görüşlerini bize bildirsinler. Biz çok acız ama iyi niyetli olsunlar. E, yani tüm yani bu takım Aksaray'ın takımı. Evet Aksaray Belediye Spor şu anda bölgesel amatörlükte. Belediye spor olarak temsil ediliyor ama Aksaray'ın takımı. Yani başka bölgesel amatörlükte takımı yok. Ve şu anda da şampiyonluğa gidiyor. Bizleri e, bizleri sevmeyen olabilirler. Evet. Ersin Bey, yani bizi sevmek zorunda da değiller. Ama biz burada 3 yıldır bir emek veriyoruz. Yani bu takımı yukarı çıkarabilmek için. Hem emek veriliyor hem paralar harcanıyor. Biz de bunu e, hakkaniyetli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yani dışarıdan bakıldığı gibi belediyenin imkanları sınırsız değil. Yani ilk sezon olsun, ikinci sezon olsun belli miktarlar ölçüsünde spora para aktarılabiliyor. Biz bunları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz ve kurumsal bir yapı oluşturduğumuzu düşünüyoruz bu 3 yıl içerisinde. Tek bütçe bir de değil yani. Evet. var, altyapınız var. Or, oraya geleceğim. Şimdi e, biz bu bölgesel amatörlük yani futbol Lige çıkaralım e, mevzusu da biliyorsunuz e, Yan Aksaray, Aksaray Spor diye e, dışarıdan bir şahıs takımıydı. Biz bunu, evet. yani başkanımızın da şöyle bunu dedi Aksaray bölgesellikte biz temsil edelim diye. Yıllardır böyle bir şey isteniyordu. Ee, böyle e, belediye orada biz bu işe girdik. Ha tabii kendini burada görmek isteyenler olabilir, onları saygı duyuyorum. Ve bizden iyi yapacaklar da vardır. Biz iddialı deriz, biz bu işi çok iyi biliyoruz demiyoruz. Ama şu anda işte başkanımızın bize verdiği yetkili, bu üç yıldır kurumsal bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bir takım, bir kişinin, iki kişinin dudaklarının arasında olmasın. Oyuncu rahat teknik ekip rahat yönetim bunu rahat Bizim belli kurallar menzumemiz var. Bunlar yazılıdır bunlar. Oyuncularımız da bilir. Ya, teknik ekibimiz de, yöneticilerimiz de bilir. Yani bu hadi bugün benim moralim bozuk, şöyleydi, böyleydi yok. Yani neyle yani disiplin olsun, yatakhanemiz olsun, yemekhanemiz olsun, saha içi, saha dışı. Tüm bu kurallarımız var. Onun için e, demin de dediğim gibi herkes destek olsun. Yani bu takım bizim takımımız değil. Aksaray'ın takımı şampiyonluğa gidiyoruz. En büyük adayız. E, tabii ki iniş çıkışlarımız olacak. Sabırla desteklesinler. İnşallah biz e, bu sene olacağını düşünüyoruz. Buradan tekrar e, valimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belediye Başkanımız zaten 3 yıldır tamamen e, elini taşın altına koymuş durumda. E, emniyet Müdürümüz, Özel idare Sekreterimiz, ve e, son yaptığımız toplantıda bize destek veren iş adamlarımız bunları da tek tek bu vaatlerini yerine getirmeye başladılar. Getirdiği zaman tüm kamuoyu yönünde de bunlara teşekkür edeceğiz. Plaketlerini vereceğiz. E çünkü seviyorum demekle olmuyor. İcraat yapmak lazım. Biz bu iş adamlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Şu ekonomik ortamda takıma destek çıkıyorlar. Bu profesyonel takım şehre yeni bir hava getirecek. Yeni bir e, vizyon açacak. Yani işte hafta sonları insanlar gelip gidecek. Şehrin tanıtımı, her zaman şikayetleniyoruz. Şehir işte tanınmıyor. Yok bir ilin e, yanına ilave ediliyor. Şurası mı burası mı diye. Bunun yolu spordan geçiyor. Tanıtım spordan geçiyor. Futboldan geçiyor. Biz bu bölgesel amatörlüğe girdikten sonra e, işte biz biliyorsunuz biz kulübüz. Futbol takımı değil sadece. Bizim Handball Süper Ligi'nde oynayan ve yönetici arkadaşımız Handball Federasyonu'nda, bayan milli takımlardan sorumlu bir arkadaşımız. Orayla ilgileniyor. Şu anda da iyi durumdayız. Ekonomik zorluklara rağmen. En üstlükteyiz. Yani en üstlükteyiz. Ve şu anda da Avrupa Kupaları için mücadele ediyor takımımız. Tekalekli basketbol takımımız var. Onlara da buradan. handball takımımıza, oyuncularına, teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı tekerlekli basketbol takımımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten ekonomik zorluklarla da mücadele ediyoruz. Ve bu, bu takımımız işte her hafta bir takımımız bir yerlere gidiyor. Nereden geliyor? Aksaray'dan geliyor. Aksaray Spor, Aksaray'ın takımı. Bu önemlidir. Yani demin de dediğim gibi yani e, bize çünkü ulaşanlar var. Onun için söylüyoruz. Yani ben olsam şöyle, ben olsam böyle doğru. Yani bu takımın tüzüğü gereği belli sayıda bir yönetici e, sayısı oluyor onu demeye çalışıyorum. Yani biz burada doğru bizi sevmeyebilirsiniz. Sevmek zorunda da değilsiniz. <laughs> Ama bu şehrin takımı. Destek olsunlar. İşte bizim süremiz sezon sonu bitecek inşallah. Bir takımı profesyonel lige çıkarmış yönetim olarak bırakmak istiyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Aydın Hocam zamanımız e, dolmak üzere. Siz de son olarak neler toparlayıcı şöyle bir... Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi bir sohbet oldu. Oyun açtayım. İlginize alakalıza futbolcularımızın yanında olalım. Diğer basın kuruluşlar arkadaşlar, gazeteciler antrenmanlara gelin. Biz antrenmanın belirli bir bölümünü sizlere bırakabiliriz. Çocuklarla beraber haber nezdinde olsun, sohbetler ona müsamaha gösteririz. Çünkü liğin boyu daraldı. Yedi tane müsabakamız var. Liğin tepesindeyiz. Bizleri aşağı çekmek için her türlü, bak açık net diyorum, her türlü işler, oyunlar yapılabilir. Taraftarımız kamuoyu çok dikkatli olun. Maçlarda kesinlikle böyle aşırı taşkınlık yapmayalım. Kendi oyuncumuza karşı yapmayalım. Rakiplere karşı yapmayalım. Oyunlara gelmeyelim. Bunlar çok önemli. Bir de son olarak biz kendimizi Ersin Bey, başarılı yapmazsak kim bizi başarılı yapar? O nedenle çalışıp el ele verip şu takımı üçüncüle çıkarmak arzusu içindeyiz. Bunu da yapacak gücümüz var. Bunu da yapacak yönetimimiz var. Bunu da yapacak valimiz var. Şehri sahibi valimiz var. Belediyemiz var. Belediye başkanımız var. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet sevgili spor severler, Ersin'de spor nabzının sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Aksara Belediye Spor Kulüp Başkanı. Bilindiği gibi durmuş sönmez ve yeni teknik direktörümüz Aydın Yavuz oldu. Ee, dolu dolu bir program geçtiğine ben inanıyorum. Ee, Programı da kapatmadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Ee, kulüp başkanımız durmuş sönmez ee, güzel bir konulara değindi. Bu takım son 3 yıldır gerçekten de. şöyle taraflı tarafsız şöyle bir bakalım. Bir analiz edelim sevgili spor severler. Son 3 yıldır bu takım şampiyonunu oynuyor. İlk yıl Altındağ'a kaybettik. Gerçekten de Altındağ e, son yılların en iyi takımını kurmuştu karşımızda. Şampiyonluğu çok istiyordu. Ankara takımı e, yıllardır olamıyordu. Öyle bir özlem içerisindeydi. Bizim o ilk yılımızdı. İlk yılımız olmasına rağmen o grupta ikinci olmayı başardık. Altın ile son 3 haftaya kadar e, başa baş mücadele ettik. Orada berabere kaldık. Burada mağlup olmuştuk. E, tabii bu yarışın içinde hiç e, olmamazlık olmamış, devamlı olduk. İkinci sezon ise inanın ki... E, çok büyük bir mücadele vardı Nevşehir ve e, Yozgat Aksaray arasında. Yozgat sonra bölümlerde koptu. Nevşehir Aksaray arasında e, çekişen bir yarış vardı. Bu yarışta e, iki takım da büyük bir özleri içerisinde mücadele etti. Yalnız e, şu gerçek de vardı Aksaray Belediyespor'un şöyle bir analiz edecek olursak 3 yıldır güzel bir kadrosu var. Aydın Hocam geri gelmez şunu söyledi. Aynen. Güzel bir kadro kurulmuş. iyi bir isimler getirilmiş. E, siz de bunu sahada görüyorsunuz. E, son Sonuç yıldır özellikle bu takıma e, diyebilirsiniz. Ha birkaç tane boş topçu olabilir. Bunlar tabii ki olacak. E, bu futbolun e, Normal yapısında var. Bugün Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, e, Başakşehir'de görüyorsunuz e, çoğu futbolcu ikinci yarı tekrar gönderiliyor. tekrar Tekrarlanıyor. E, futbolcu iyi olarak getirilebilir buraya fakat motive olamayabiliyor. Şehir farklı olabiliyor, havası farklı olabiliyor. Çok iyi dediğiniz topçu burada motive olamayabiliyor. E, bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Tamam bazı zamanlarda yönetim kurulu eleştirilebiliyor. Bu eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Yalnız usluplar çok önemli sevgili spor severler. Yapılan e, eleştirilerimiz eğer... E, takımı ateşleyici şekilde olursa inanın ki bu takıma daha çok yarar veririz. Şu anda ben de diyorum. Şu takım e, kulüp başkanı ben olsaydım e, ben de diyebilirim. Ben de bu takımı şampiyon yapabilirim. Evet. Ben de yıllardır bu şey e, için içindeyim. 20 yıldır bu e, sporun içindeyim ve bu işi çok iyi bildiğimi söylüyorum ama bazı zamanlarda çok iyi bilmek yetmiyor. Dışarıdan görüldüğü gibi olaylar gelişmeyebiliyor. Bu gerçeği de görmek gerekiyor. Şu anda bu yönetim kurulu üst sezondur. E diyebilir misiniz? Şu takım üst sezon şampiyonluğu oynamayabiliyor diye? Üst sezonun şampiyonla oynuyor. Geçen sene Yozgat'ta 1-0 öndeydik. Dakika 81'leri gösteriyordu. 82'ler. Bu iş bitmiş dediydik. Yani 1-1 bir bir bile kalsak şampiyon oluyorduk. Maalesef ardı ardına hiç beklenmedik bir şekilde bu maçı canlı izleyenlerden şanssız bir şekilde e, yediğimiz goller bizi şampiyonluktan etti. Tabii e, ama iyi bir Aksaray Belediye Spor vardı. O da bir şanssızlık, o da bir tecrübe oldu. Bu sezon bu sezonda iyi bir takım kurduk. Görüyorsunuz Silifke'yle başa baş oynuyoruz. E, i̇nşallah i̇nşallah Belki de bu puan farkını biz 7 haftada e, açabiliriz de. Bu gerçeği de görmek lazım. İyi bir takımımız var. Bu takıma sadece motive yapacağız sevgili spor severler. Bakın şöyle bir kalemizde Mehmet Akif, er, Mehmet Akif bu e, üçüncülükte bile oynayacak ayarda. Yallı İbo diyorsun Stober'de e, çok üstü üçüncülükte oynar. Bunun yanında e, biliyorsunuz <laughs> sevgili spor severler yeni e, katılan isimler var. Mee, e, Forvet'te bugün Bal Ligi'nde her takımda meye çok rahat oynayabilen bir isim. Ee, bunun yanında e, Abdullah Özpınar alındı. İyi bir isim. Ee, pardon. Abdullah e, gönderildi. Okan gönderildi. Yasin Akyol gönderildi. Cüneyt gönderildi. Ama bunların yerine alınanları size söyleyeyim. Ee, Furhan alındı. Furhan Yıldırım. Bugün sol bekte Aksar'ın öz çocuğu. Ee, formayı kadirden bir kaptı. Son 3 haftadır formayı vermiyor. E, hocamız ne dedi? İyi kimse. O anda kimse be ona formayı veririm dedi. Bunun yanında Mert alındı. E, Mert e, görüldüğü gibi iyi bir isim. Oynadığı futbolu görüyorsunuz. Metehan Çakal alındı. Defans stoper olarak alındı. Metehan şu ana kadar son oynadığı 3 haftada hiçbir hata yapmadı. Takıma sanki e, yıllardır oynuyormuş gibi analiz oldu. E, nasıl diyeyim daha? Özkan Yılmaz alındı. Özkan orta sahanın Del kemiği olarak alındı. Son zamanda Azuzdan alındı. İnanın ki iyi bir futbolcu olduğunu zaten oynadı. Son iki maçta da gösterdi. Bunun yanında Uğur'u söylemek istemiyorum. Uğur Yalçın geçen sezon bizim takımda bu sezon geli gelmez takıma ne kadar özlem duyduğunu gösterdi. Oynadığı sahada futbol, hırs, yapısı ortada. Bunun yanında hocam tek aldığı bir isim var Şafak Bayraktar. E, defansa defansı aldı. Defansı hocam e, ayağına top yapan isim istediği için Şafak alın ama forma giymedi. Bu da bir isim. Nevşehir Spor'da şampiyonluk yaşamış bir isim. Bu açıdan e, biraz da eleştirilerimizi yaparken inanın ki takımımıza zarar vermekten ziyade yardımcı olalım. Belki tabii ki herkes bu yönetim içinde olmak ister. Ben de olmak isterim ama bu yönetim belli bir sayıda olması lazım. Sevgili sporcular o sayın dışına çıkamıyor. Şu anda e, ben yönetim kurulumuza inanki ki güveniyorum. Şöyle güvenirim Aydın Hocamız da güzel bir konuya değindi. Bu takıma iyi transferler yapılmış diyor. Bunu diyebilirdi Aydın Hocam kendini kurtarmak için. Ya ben e, transferleri bu takıma yapmadım. Bu transferde şu, şu isimler yanlış. Bu isimlerle ben yola gidemem diyebilirdi. Ama Aydın Hocam gönül rahatlığıyla söylüyor. metliğinle söylüyor. Bunun bu doğallığını seviyorum. İyi bir kadroyu aldım diyor. İyi bir kadroyla da Allah'ın evet. izniyle sezon sonunu getireceğim diyor. Bir de bu bütçe olayı var. Bütçe olayında sık sık eleştiriler var. O konuya da bir değineyim ben bunu e, belediye spor savunduğum için söylemiyorum sevgili spor severler. Bunu cidden söylüyorum. Siz buna karar vereceksiniz. Belediye sporun tek futbol takımı yok. Headball takımı var. Süper Lig'de. En üst Bunun daha üst Lig'i yok. Buraya da e, oyuncular kız takımımız. E, bu bayan takımı da şart. Yani Aksaray ilimize. E, bunu izleyenler de var. Bunun yanında he, e, basketbol takımımız var. Biliyorsunuz. E, basketbol takımımız engellerin. Bu takım olması şart. Onların da e, bir bütçesi var. Onlara da bir bütçe ayrılıyor. Bunun yanında altyapımız var. Altyapı e, ciddi anlamda yani bir e, masraf e, vermek zorundasın. Çünkü o çocukların e, giyimi olsun, kuşamı olsun, antrenmanları olsun, gidiş gelişleri olsun, e, grup maçlarına kaldığı zaman bölgelere gidiş geliş olsun, bunların yattığı kalktığı yere masraflar. İnanın ki Aksaray Belediyesi şu anda belki gözle görülmüyor ya ileriye dönük güzel işler oluyor. Bu altyapıdan bak geçen Alanya Spor'a verdik, Sivas Spor'a 3-4 topçu verdik, Altın Ordu'ya verdik. Bunlar Aksaray Belediyespor'a Spor'a belki şu anda bir kazanç olarak gözükmüyor da bu çocuklar o takımda A takıma çıktıktan sonra Aksaray Belediyespor'un bütçesine gerçek anlamda büyük bir paralar girecek. Bunu şahit olacaksınız. Bu hele daha iyi bir takıma giderse belki Aksaray Belediyespor 10 tane belediye spor kuracak. Bunları ileride yaşayacağız sevgili spor severler. Şu anda bunların meyvesini belki alamıyoruz. 7-8 senedir veriyoruz. Belki bunlar, bu çocuklar sıçradığı zaman göreceksiniz ki Aksaray belediyespor'un bir yetiştirme hakkı var. Yetiştirme hakkından dolayı Belediye Spor'a bütçesine gerçekten iyi paralar girecek. Ben Belediye Spor'un devam etmesinden yanayım. Niye devam etmesinden yanayım? Yıllardır bu işin içindeyim. Bu artık şahısların üzerinden gitmiyor. Belediye Spor Aydın Hocam dediği gibi bak kulübümüz çok güzeldi, yatacak yerimiz çok güzeldi, yemeklerimiz çok güzeldi, tesisimiz çok güzeldi, altyapımız çok güzeldi. İnanın ki bak hocamız Trabzonlu, mert bir şekilde konuşuyor. Bunu taraflı tarafsız sordum kendisine. Ee, bundan eksiklerde söyleyebilir. Kaybı ne olurdu hocamın? Hiçbir şey olmaz. Çoğu ikinci... Şu saatten sonra hocayı gönderme lüksümüz de yok. Sevgili spor severler. İnan çocuğum. ki 2'de 2 yapmış bir hocamız var. Kalan 7 hafta kimse o riske girmez. Hocam da ben canı gönülden bu programda açık ve seçik sordum. Açık ve seçik cevabını aldım. Ee, ben bunlara inandığım için söylüyorum. Birebir bunları yaşıyorum. Eğer inanmayanlar varsa gelsin benden birebir görüşsün. Gidelim altyapıyı izleyelim. Tehsile gidelim. E, futbolcuların birebir kaldığı odaları görelim. Futbolcular yemekhanesini görelim, e, handbol takımımıza pırıl pırıl kızlarımız var orada pırıl pırıl itmanlarını yapıyor, gelin onları görelim, onları izleyin, e, basketbol takımımız var engellerimiz, gidin onları izleyelim. Birebir hepsinizce cevabı verebilirim. İnan ki artık diyorum ki bu sene bunu koymayalım. bu takımı şampiyon yapalım. Bırakın ya birlik beraberlik olalım. Yani bu birlik beraberlik inan ki bu Karadeniz ekibinde bu çok güzel var birlik tutkunluk. Bak kendi insanla kendi içinde çok birlik oluyorlar. Birlik, beraberlikleri çok iyi. Aksaray Spor, Aksaray Belediye Spor şu birlik beraberliği yakalasın. Bu kadirli maçında gösterelim. Pazar günü bir birlik beraberliği gösterelim. Takımıza tam destek verelim. Bakın neler oluyor sevgili spor seyirciler. Şu anda e, sosyal medyadan siz de takip ettiğiniz Futbolcularımız gelirken e, lider olmanın sevincine o sosyal medya, o tepsinin içinde sevgi yuvağı olmuşlar. Güzel şeyler yapmışlar. Bu şehre inanmış. E, bu topçular şampiyonluğuna inanmış. Teknik heyet inanmış kulüp yönetimi inanmış. Taraftarlarda tam teşkilat inanılsa inan ki bu şampiyonluk niye olmasın diyorum. Burada Aksaray Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya 3 yıldır vermiş olduğu destekten dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Futbolu, basketi, voleybolu olsun, handbol olsun gerçekten de seviyor. Çünkü sevmese bu desteği vermezdi. İnşallah bu sonraki etapta da bunlar devam eder diyorum. Çünkü bu insanlar bu spor bu şehre yakışıyor diyorum. Buradan da sayın valimiz Ali Mantıya'da teşekkür ediyorum. O da e, takımımızı iyi bir kucaklama yaptı şehre gelir gelmez futbolu sevdiğini gösterdi. İş adamlarını bir araya getirdi. E, ona da buradan çok teşekkür ediyorum. İş adamlarımıza teşekkür ediyorum. E, bir e, Bunu aldığımız sırada bize destek verdi. Bu belediye spora bir güç verdi. Bunlar unutulmaz diyorum. İnşallah sezon sonu şampiyon olunduktan sonra da bu insanlar birer bir plaketle ödüllendirilecek. Bu insanlar da bu şehirde, bu ekranlarda e, sizler için yansıtılacak e, sporun nabzından iyi günler diyorum. Biz. Ayrılmayın. <laughs>